Evet, bir ara verdik. Ara sırasında konuklarımızla sohbet ettik. Yayında neler konuşacağız diye. İki tane konuğumuz olacak sırasıyla. Önce sevgili Coşkun Özbucak. Kendisiyle en son ne zaman program yapmıştık diye bir anımsayayım. Coşkun abi, hiç program yapmış Yaptı, mıydık? yaptık, Yapmıştık. yaptık. Uzun yıllar önceydi. Evet. Daha özgür, daha konuşabileceğimiz, daha güzel ortamlarda. Hem radyon varken de Hem radyo varken de konuşmuştuk, yapmıştık. sohbet etmiştik ama dedik ya, kalpler, gönül kalplerimiz aynı şeyi söylese bile şimdi bu ekranlarda çevreyi konuşacağız. Evet. Şimdi Coşkun Özbucak'ı hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Ordu şehir merkezinde oturanlar ve Ordu'nun o ve arkadaşları birçok farklı noktasındaki çevreyle ilgili yapılacak olan bütün yanlış projelere müdahale ediyorlar. Yani her şeye karşılar demek isterdim ama bugüne kadar karşı oldukları birçok konunun da hem davalarını kazanıyor olmaları hem de daha sonradan yapılan projelerin geri çekiliyor olması onların ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Hoş geldin abi. Teşekkür ederim. Bu olanağı tanıdığınız için de hem dernek adına da kendi adıma da teşekkür ederim. Evet. Valla sevgili Ertuğrul Gazi Gönül izliyor mu bizi? İzlerdir, İzliyordur haberi mutlaka. var. Geçen bir İstanbul'daki bir etkinlikte dayanamamış yine konuyu TV52'ye getirmiş ama ona da Fas'ta karşılaştığımızda söyledim. Kendisi de dedi ki ya ben aslında öyle demek istememiştim. Daha sonradan bunu düzelttim. Yanlış anlaşıldı dedi. Yoksa şu anda herhalde çevreyle ilgili kendinizi en iyi ifade edebileceğiniz yerin de burası olduğunu da Aynen. bilmenizi rica Evet. ediyorum. Bir gün onu da burada konuk olarak Evet, tamam. ağırlayacağız. Evet Coşkun abi. Evet. Ya şöyle, Ordu Çevre Derneği iki yöntemle çalışıyor. Birincisi biz tüm kurumların sitelerine girerek ihaleler, projeler, neler var takip ediyoruz her gün. Bulduklarımızı yöre Abi insanların... özür dilerim. Şimdi araya gireceğim. Çok özür diliyorum. Sermaye ve yapılan işe mi karşısınız diye. Ya, onu da söylerim. Lütfen. Tüm çalışmaları öğreniyoruz ve ilgili bölgedeki halka bilgi veriyoruz. Sizin bölgenizde böyle bir çalışma var, ne düşünüyorsunuz? Eğer onlar karşıysa biz de onlara hukuksal ve fiili yardımları yapıyoruz. Diğer yönüyle de Facebook sayfamızda ya da telefonlarla sorun olanlar bizi arıyor. Böylece ekoloji ve çevreyle ilgili sorunlara müdahil olmaya çalışıyoruz. Biraz önce vurguladığın espri anlamda gerçekten de bizden rahatsız olanların sürekli dillendirdiği bunlar her şeye karşı, bunlar çarşıcı anlamda bir eleştiri var. Biz kimin yaptığına değil, ne yaptığına bak, ne yapıldığına, onun Doğaya sosyal, ve çevreye ne kadar zarar verdiğine evet, buna bakıyoruz bakıyoruz. diyorsunuz. Yoksa Hiç kimse yatırıma karşı benim olmak. siyasi düşünceme, benim inancıma, benim kimliğime göre aykırı olanların yaptığına karşı çıkmak değil. Yapılan işi inceliyoruz. Bu bizim yakın çeperimizdeki insanlar da yapsa ona da karşı çıkıyoruz. Bunun somut örnekleri çok oldu. Orada anlamda. Yani bize de mi karşı çıkıyoruz? Hayır, biz kişiye karşı çıkmıyoruz. Biz yapılan olumsuzlukları eleştiriyoruz. O nedenle de yaptığımız her karşı çıkışlarımız hem hukuksal hem de yanlışı yapanın geri dönmesi anlamda kazanımlarla oldu. Bunların somut örneklerinden verebilirim. Örneğin sahil dolgusu. Enver Yılmaz döneminde yapıldı. Yasa dışı çalışma yapıyoruz dedik. İnsanlar dedi ki ya güzel şey yapılıyor. Biz güzeli çirkini tartışmıyoruz. Biz hukuksal olarak doğru mu yanlış mı yapılıyoruz dedik. Yasa dışı çalışma yapılıyor. Bu anlamda da Enver Yılmaz'a 72 bin lira para cezası verildi çevre şehircilikten. Aynı şekilde İlki Öz'deki çöp tesisinin yanlışları ve olumsuzlukları nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne 80 bin lira para cezası kesildi. Demek ki itirazlarımız doğruymuş Yani anlamında. yaptığımız Evet, itirazların aynı şey gerçek mi? Evet. Yasonburnu'nda Evet. geri dönüldü. Kuzey Yıldızı diye bir proje yaptılar, ona karşı çıktık, ondan vazgeçildi. Demek ki biz yanlışlara karşı çıkıyoruz. O nedenle yani Yoksa şehir güzelleştirilsin, proje yapılsın ona herhalde bir şey yani biz demiyoruz. nasıl diyelim çamurda yürümeyi seven ya da işte biraz sonra konusuna edeceğimiz maden enerji politikalarında mağara devrinde yaşayacak değiliz ki. Bize maden de gerekli, Madenlere enerji de karşı gerekli. mıyız abi? Şöyle neden yapıldığına, yani şöyle toplantı karşıyız ya da destekliyoruz sözcü olumlu bir tavır değil. Biz neden yapılıyor? Yapılmasının yer üstüyle yer altını değerlendirdiğimiz zaman hangisi avantajlıdır? Geleceğimizi nasıl etkiliyor? Biz bunlara bakarız. Yani örneğin Fas'taki madenden para kazandı. Para kazanıyorlar. Peki uzun erimli baktığın zaman yararlı mı zararlı mı?
zararlı. Çünkü hem doğayı yok ediyor hem de tarımdan elde edebileceğimiz gelirleri yok ediyor. Yani toplamına baktığımız zaman. Evet. O nedenle çünkü görüntüyü görüyorsunuz. Evet, görüldüğü gibi bu bir de eski. Şu andaki halini daha gören kötü. Zaten tüyleri diken diken oluyor maden sahası anlamında. Biz bu bölgeye 2013 yılında, o zaman Ordu Doğa Koruma Platformu, Yaşam Alanı Koruma Platformu olarak çalışıyorduk. Gittiğimizde geçen de programda muhtar size tepki gösterdi. Ondan önceki muhtar da bizi köye sokmak istemedi. Öyle mi? Evet. Benden izin aldınız mı dedi. Biz dedik biz kimseden izin almıyoruz. Biz yurttaşız. Gireriz. Bize jandarma da geldi. Cebinden silahı da gösterdi. Bize de gösterdiler. Ama biz gittik yine de. O dönemden bu yana uğraştık. O zaman bize inanmayanlar, biz bugün olacakları anlattık o zaman. Yani çünkü Bergama'da, Gümüşhane'de, Erzincan'da bunları biz gördük. Dedik ki bunlar yaşanacak. Tabii inanmadılar. Şirketin de çalışması, kurumların da el birliğiyle çalışması. Bugünkü görülen durum üzerine şimdi başka illerden Fassa'yı görüp maden çalışması yapılan iller geliyor. Fassa'yı görüyor. Eyvah diyor. O zaman engelleyelim. O anlamda. Neredeyse kültür turuna dönüştü. Evet, Tokat'tan, Niksar'dan, Erbağ'dan. Olumsuzluğu görme yeri. Evet, evet, ne kötü. Olumsuz da bizde. Evet. Biz de bir şey yapamıyoruz. Evet, biz Bergama'ya gidelim gösterelim diyorduk o dönemler. Şimdi de insanlar Fassa'ya gidiyor. Şimdi sevgili Özbucak, buranın çok ilginç bir özelliği var. Görüntüyü de ortaya verebiliyorsak Sefa. Burası şu anda Ordu'nun bir 2019 maden ocakları haritası var. Şu anda 4 firma daha Ordu'da 9 ayrı noktada siyanürle altın çıkarmak için ruhsat almış. Hı hı. Maalesef bugün Fassa'da bu genişlerse, ki bunun ruhsatı bitti, şu anda ek izinle devam ediyor. Bak o görüntüyü de gösteriyorlar abi. Evet. Şu karşı monitörden takip edebilirsin. Şimdi buranın yanında kestane ormanları var. Yan tarafa bak, tam şu görünen yerler. Şimdi oradan komple yaklaşık 10-12 bin dönümlük bir alana daha burayı yaymaya ve ardından da Perşembe Kurşunçalı Ormanları, Ulubey, Ordu'nun Kabadüz, Altınordu, Gürgentepe, Esenyurt, Gürgentepe, Mesudiye. Sen o notlarını bir okumanı rica ediyorum. Tabii. Bir de bu 2019 maden haritamız vardı. Sefat onu sık sık gösteriyordu ki o maden haritasından yani Ordu'nun, Karadeniz'in, Ordu ilinin yeşil ormanların neredeyse üçte biri şu anda bu önümüzdeki günlerde yapılacak olan maden, siyanürle altın ayrıştırma projeleriyle risk altına giriyor. Evet. Fındığımız, meyvemiz söylemiyorum bile abi. Ya şimdi şöyle, ben Emek Ekoloji Birliği, yani Türkiye'de Ordu Çevre Derneği gibi 64 tane dernek ve platformun bir araya gelerek kurduğu Ekoloji Birliği üst örgütlenmesi var. Onun iki sözcüsü var. Biri Kaz Dağları'ndaki Süheyli arkadaş, biri de benim. Çevre Derneği olarak yürütme kurulundayız. Evet. Şimdi Türkiye'nin her tarafı bu şekilde şey yapıyor. Biz Ekoloji Birliği, Ordu Çevre Derneği de bunun içinde dava açtık. Türkiye genelinde 766 tane maden sahası, 9'u Ordu'da. Bu maden sahalarının ihalesinin iptali için dava açtık. Şu anda dava sürüyor. Belki de bu şeyler iptal edilecek. İnşallah. İhaleler. Ha, iptal olmasa da bunun chat sürecinde müdahil olacağız. Tabii engelleyeceğiz. Şimdi Ordu'da 9 tane ihaleye verilen var. Bu ihaleye verilenden önce maden sahası ilan edilen yerler var. İhale edilmiş, sondaj çalışması olan. Ve bu 9 tanesinin dışında da Gürgentepe'de şu anda ihale aşamasında hazırlığı yapılan alan var. Gürgentepe'nin neresinde çöp tesisi yapılacak yer vardı. Onun evet. Işıktepe tarafı, maden sahası Tepeköy, Direkli, Okçabel, Işıktepe dörtlünün arası maden sahası olarak ilan edildi, ihaleye verilecek. Yani bu haritadaki siyah ve sarı noktalar şu anda somut olarak bilinen yerler. Ünye'deki sondaj bölgesi burada yok. Korgan burada yok. Yine Gürgentepe yok sanırım. Evet. Çünkü Gürgentepe o 9'un içinde değil. Ondan önce Kabadüz'de Meret'in suyunu kirleten maden arıtma tesisi vardı. Zamantı madenciliği. Zamantı. Ona da dava açtık. Şeyini durdurduk. Dördüncü kuyuyu açacaktı. Onu engelledik. Yani bu anlamda Ordu'nun bu maden sahaları tabii yalnızca maden değil, HES'iydi, Taşocağı'ydı, yol, yeşil yoluydu vesaire derken doğal denge yok oluyor. Yani ormanların kesilmesi sonuçta da
bugün kuraklık diye tartıştığımız iklim değişikliğine neden oluyor. O nedenle birbirine bağlı hat Ünye'den başlıyor. Mesudiye, burada şu anda yeni Reşadiye bölgesi, Mesudiye bölgesinde yeni bir maden sahası, sondaj yapıyorlar. Yani o sondajdan sonra ihaleye çıkarılacak. Sondaj birinci aşamadır. Meta sondajı yapıyor. Orada ne kadar altın, gümüş var vesaire tahmini bir ortaya çıkarıyor. Sonra da ihaleye veriyor. Hangisi daha çoksa, altın mı, gümüş mü, bakır mı, demir mi? Onun incelemesini yapıyor ama daha çok altın üzerine çalışma yapıyor. Ha, bir sözcük olarak da düzeltme yapayım. Siyanürle altın çıkartılmıyor. Siyanürle altın ayrıştırılıyor. Yani toprağın üzerine siyanür serpiştiriliyor. Siyanür toprağın alt zeminine altını indiriyor. Oradan da tesise götürüyorlar. Bu nedenle madencilik, yani madene karşı mısın? Şu anda bizim Türkiye'de altını sadece saymıyorum. Süs eşyası bu. Yani belki depolara kullanılarak, para niyetine kullanılıyor ama tabii ki mağara devrinde yaşamayacağız. Demire gereksinimimiz var. Ancak tüketimi de reklamlarla, insanların tüketmesini de teşvik eden bir politika var. Yani arabaların sayıları, işte dekorlar, vitrinler, baktığınız zaman insanları tüketime yönelten reklamlardan dolayı yeni madenler çıkartma gereksinimi ortaya çıkıyor. Oysa tüketime yöneltmesen bu kadar madenin çıkartılmasına gerek yok. Bir de alım garantisi yapılan işler var. Bu alım garantileri yapıldığı için satılmasa da, depoda dursa da parasını nasıl olsa alıyor. Bu enerjide daha çok. Yani örneğin Türkiye'de şu andaki elektrik enerji üreten tesislerin toplamı, kurulu tesislerin toplamı 95 bin kilowatt elektrik üretebilecek yapıya sahip. Hepsi çalışsa şu anda Türkiye'de 95 bin kilowatt elektrik üretilebiliyor. Daha anlaşılabilir olması için şu, hani şu anda bir dere yatağında kurulan bir örnekle, oraya dere yatağında kurulan bir HES bir köyün elektriğini, enerjisini üretemiyor demiştiniz. Onu çok... Ya şöyle, gücüne göre değişir tabii. Örneğin büyük yapar, kaç kilowatt, megawattlık tesis yapacak. Ama Ordu'daki yapılan HES'lerin hemen hemen Darıca ve evet Darıca'nın dışındakiler bir köyü bile besleyebilecek enerji üretmiyor. İşte Akkuş'ta rüzgar enerjisi yaptılar. Akkuş şenlenecek dediler. Oysa bedava mı kullanıyor? İndirildi mi elektrik? Akkuş'un elektriğini sağlama olanağı yok çünkü zaten fazlamız var. Yani nükleer santral, termik santral, biyokütle enerjisi, JES'ler var Aydın ve Ege bölgesini tehdit eden sıcak suyla elektrik üretme anlamında. Bu güneş enerjisi vesaire hepsini bizim Keban Barajı, Atatürk Barajı hepsini topladığınız zaman onlar %100 çalıştığı an Türkiye'nin bizim enerji ihtiyacını yok. Bizim söylediğimiz değil bu. Enerji Bakanlığı ve Elektrik Mühendisleri Odası'nın kendi raporları 95 bin kilowatt elektrik üretebilecek gücümüz var. Ama bugün ne kadar üretiyoruz? Tükettiğimiz kadar üretmek zorundayız. Çünkü elektrik depolanmıyor. O nedenle de 49 bin en yüksek, Eylül ayının istatistiği bu, en yüksek 49 bin kilowatt elektrik üretilmiş, tüketilmiş. Peki yarı yarıya, o zaman bu kadar enerji üreten tesisleri kurmanın anlamı var mı? Yok, belki de 30-40 yıl bizim yeni bir yatırıma gereksinimimiz yok. O zaman var olanları çalıştır. Ve işin ilginci, HES kuruluyor, rüzgar enerjisi ya da tesis kuruluyor. Ürettirmiyor ona. Nasıl olsa gereksinim yok ya. Ama üretmiş gibi de parası ödeniyor. O zaman biz yok, bizim cebimizden gidiyor. Yani bizim için toplumun gereksinimi olan harcamalara gitmesi gereken para enerji ve maden şirketlerine hediye olarak veriliyor. Aynı köprüler gibi. Yani evet, o nedenle evet. Bizim Türkiye'de elektriğe şu anda tesisine gereksinimimiz yok. Evet. Peki şu anda Ordu'daki size göre ve Çevre Derneği'ndeki arkadaşlarımıza göre bu anlattığınız projeler arasında en sıkıntılı, riskli olan bölge için hangisi? Ya şimdi birincisi maden tabii. Yani Fas'a ortada gözüküyor. Bu maden işletmeleri gündeme geldiği an Ordu yaşanmaz bir il olacak. Tabii. Göç edilecek. Yani örneğin bazı yerlerde
taş ocakları var. Köyün göç etmesi gerekiyor. Yani o nedenle şeyi yaptığımız zaman hani bu daha tehlikeli, bu daha az anlamında tercih bizi yanıltır ama hani sorunuzun net anlaşılabilmesi açısından yanıtımız madenler. Yani evet. Bunlar özellikle de siyanürle ayrıştırma olayı yalnızca toprağın, ormanın kesilmesiyle değil, gelecek yaşamı da tehdit etmesi anlamda ordu büyük bir risk altında. Bu anlamda da halkımız yoğun tepkili. Örneğin Fas'a işte bir, hani şey oldu. En son Fas'ı güzel gördüm ben. O kalabalık inanmış bir şey görüntü. Evet. 100. yıl olması, 100. gün olması nedeniyle de kitle örgütlerin partilerinde bir orada katkısı güzel oldu. Katkısı güzel oldu. Yani. Bir de sivil inisiyatif, hiçbir örgütün önderlik etmediği bir balıkçının evet, çaresiyle kendi çabasıyla olan, el ele olsun. Evet, yani aynen. O tür şeyler peki, çok önemli. Fas'tan sonra hangi bölgelere yoğunlaşacağını, bu altın olayını söyler misiniz şimdi, bir kere daha? Şimdi Ilıca ile Kurşunçalı Ormanı arası Perşembe'nin arka köylerinden var. Öncelikle şu anda tahrip olacak yer. Yani sonra bu 9 tane maden sahası dediğimiz Kabadüs, Altınordu. Altınordu hangi köyler? Bunlar... Bayramlı diye biliyorum. Esenyurt. Yok, orası şey, bu 9 madenle değil. Yeri tam net değil şu anda. Biz evet. Koordinatlar, bu koordinatları aldık. Kadro sözcü emekli arkadaşlara verdik. Bunların noktalarını bulun bize. Hani neresi? Oralarda halkı bilgilendirelim diye. Koordinatlar çok farklı dedi. Bizim kullandığımız koordinatlar değil bu dedi. Bulamadık yerlerini. Ama sizin söylediğiniz yerler... Zamanta madeninin, madenciliğinin var olan yerini iptal etti. Yeni yer arayışlarına girdi. Yok, buldu. Orada bir çalışma yapacak. Yani Hürriyet, Bayramlı vesaire o havzada işte Turnasuyu Irmağı'nın ordu yakası. Orada yeni bir tesis kurma çalışması var. Biz onu takip ediyoruz. Yani ÇED süreci başlayınca yöre insanlarına hani itiraz haklarını kullanmak anlamında çalışmamız yine olacak. Yoksa dernek olarak, kişi olarak, yani sizin de aynı, ben yalnızca dernek olarak sınırlamak istemiyorum. İnsanlar yaşanabilir bir ordu istiyor, yaşanabilir bir ülke istiyor, yaşanabilir bir dünya istiyor. Hele şu koronavirüsten sonra. Evet, yani... Doğanın ne kadar önemli olduğunu, çevrenin ne kadar önemli olduğunu yani bir kere daha anladık. Doğaya ne kadar müdahale ederseniz o kadar zarar görürsünüz. Yani bir anlayış var örneğin, bu Türkiye'nin genelinde. Denizden arazi elde etme. Ya denizi de bırakın, deniz deniz olarak kalsın. Arazi bu tarafta. Denizle doğru gittiğimiz zaman belki 50 yıl sonra, belki 100 yıl sonra bunun olumsuzluğunu yaşayacağız. Deniz intikamını evet. alıyor bir şekilde. Örneğin hani HES'le bağlantılı olduğu için Ordu sahilleri şu anda deniz, örneğin Cumhuriyet Mahallesi'nde kum başında olduğu Akyazı'da yaşanıyor. Deniz karaya doğru gidiyor. Niye giriyor bu? Bafra Ovası'nda deniz içeri doğru giriyor. Hep HES'lerin nedeniyle. Yani HES denize alüvyum gitme. Evet, buyurun. Denize alüvyum gitmesini engelliyor. Kapıyı kapatalım, evet. Baraj yapıyorsunuz. Irmaktan, dereden denize toprak gitmesi gerekiyor. Bunu engelliyorsun. Denize toprak gitmediği için de deniz içeri doğru geliyor. İşte, dalga kıran yapıyorsunuz. Ama akıntı bizde Karadeniz'de doğuya doğrudur, batıdan doğuya doğrudur. Siz dalga kıran yapıyorsunuz, orayı koruyorsunuz ama doğu tarafında kıyı yine vuruyor deniz. Çünkü alüvyum gelmiyor. Yani alüvyum gelmeyince deniz içeri giriyor. Bu nedenle de kıyılar taşlarla doldurulmaya başlıyor. HES'leri engellese kıyıyla uğraşmanın hiçbir gereği yok. Masraf etmeye gerek yok. Çünkü alüvyumla gelen toprakla hem deniz besleniyor, canlı besleniyor hem de kıyı korunuyor. Yani doğanın dengesi kendi kendini sağlıyor ama biz müdahale ettiğimiz zaman, işte HES'le müdahale ettiğimiz zaman denize alüvyum gitmiyor, denizde karaya girerek insanlar isyan ediyor. Eyvah, evimin duvarına geldi, dalga beni rahatsız ediyor, işte kumu aldı, toprağı aldı. Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşadık bunu, Akyazı Mahallesi'nde de yaşadık. O nedenle biz doğaya ne kadar müdahale edersek zararını da o boyutta muhakkak göreceğiz. Gelecek nesil de görecek. Yalnızca biz değil. Bu arada Ünye ve Fas'ta da çevre dernekleri var. Onu da söyleyelim. Evet. Fas'ta Çevre Derneği. Onlar da yeni kuruldular. Evet. Ama güzel çalışma içerisindeler. Zaman zaman o derneklerle de istişare ediyor musunuz? Şöyle zaten İlçelerdeki orada... ve
Hep, tabii hep kıyı bandından bahsediyoruz ama aşağılarda da... Ya şöyle, bizim ordunun her tarafından üyemiz var. Örneğin geçen de işte sözünü ettiğiniz Ertuğrul arkadaşın İstanbul'daki toplantısında ordudaki tüm yöre derneklerine sunum yaptı. O toplantıyı Ordu Çevre Derneği sunumuyla yapıldı. Ama sonra gazetelerde Ordu Çevre Derneği'nin adı hiç geçmedi. O ayrı bir şey. O da gazete... Önemli olan mesaj olsun. Bizim... Yani şimdi orada biz tüm yöre dernekleriyle ilişkilerimiz var. Mesudiye'de, Kabadüz'deki HES'lerle, taş ocaklarıyla, işte şimdi madenle, o yöre dernekleriyle birlikte iş yapıyoruz. Fas'ta ki işte 2013'ten beri oradayız. Bu dernekten önce platform vardı, oradaydık, dernek kuruldu. Yine şeyimiz var, bağlantılarımız var. Yani bir yerde bir dernek varsa o orayla ilgilenecek değil. Biz ordunun her tarafıyla ilgileniyoruz. Ortak noktalarımızda herkesle işbirliği yapıyoruz. Yoksa yani yarınımızı kurtarıyorsak, yarınla ilgili kaygısı olan herkes de yan yana gelmek zorundayız. Kimse kimseyi ötülememeli. Aslında ben hem kurumlar sizin, da devlet evet, kurumları evet. da dahil. Aslında ben hem sizin derneğiniz hem de tüm diğer dernekleri önümüzdeki haftadan itibaren farklı konuşmacıları da buraya daha fazla konuk olarak almak istiyorum. Hani bugün sürede kısıtlı. Yani, çünkü biz burada 2 saatte konuşsak ordunun sorunları konuşmakla bitmez. Bitmez. Şimdi önde notlarınız var. Size göre hani hangisini dile getirelim diye ben size soruyorum. Ya şöyle, sorun tabii bunların hepsinden söz etme olanağı yok ama ben hani önemli olanları dinleyenlere lütfen. De olmasa biz Fas'ta madenle ilgili sürekli yazışmalarımızı yapıyoruz yani kurumlarla. En son ısrarla ikinci yazımız sonucu bu yanıtı verdiler. Çevre Etki Değerlendirme İzin ve Denetleme Genel Müdürlüğü'ne, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na yazı yazdık iki kere. Yani bu maden sahasının çalışma süresinin bittiğini biliyoruz biz chat dosyalarından kaynaklı. Niye çalışıyor? Hani izin var mı yok mu anlamında yazdık. İki kere izin almışlar, süreyi uzatmışlar. Bu birincisi bitti. İkincisi de ocağın 27'sinde bitiyor. Ocak 27 olduğu an şu andaki Fas'taki maden sahasının etrafında bir araç bile şirketin aracı bile gezemez. Ocak bile 27. Çakamaz. Evet. 27'si olduğu zaman biz artık biz de orada vatandaş olur. Evet vatandaş hangi güne denk geliyor biz de orada yayın yapalım tamam haberleşelim evet o sabah yayın evet. yapalım yani hemen takvime bakıyorum ben de 27'sinde vatandaşlık görevimizi yerine getireceğiz evet. o alanda bir aracın bile sesinin duyulmasını istemeyeceğiz çünkü süre bitiyor çarşamba 27 Ocak çarşamba ya, sabah tamam. o zaman Fas'tan maden ocağının oradan yayınımızı evet, yapalım evet. bakalım. Yani evet. artık orada araba sesi duymayacağız. İş makinesi sesi duymayacağız. Süresi bitiyor. İki kere süre uzatma hakları var. Bu ikincisi bitti. Şimdi hani oradaki chat raporunda şöyle bir şey var. İşimiz bittiği zaman eski haline dönüştüreceğiz, yeşillendireceğiz diye. Bakacağız ne kadar yeşillendirmişler. Oralara ot ektiler. Ama bitmemiş. Diğer, şöyle suni ama. Çim getirmişler. O da çok komik. Evet, o görüntüler var aslında. Evet, şimdi çok şöyle. Buraya çimi ekmişler. Öbür tarafa doğru ekerken ilk ektikleri kurumaya başlamış. Aynen. Yani, onu anlattık bölgedeki vatandaşlarımız. Evet, o nedenle 27 Fas'a için 27 milat Ocak milat olacak. Olsun. Evet. Biz orada bakın orada gözüküyor suni çim şu an bakın. Evet. Yani bir tarafa şaka gibi. Diğer tarafa evet şaka. Halı saha yapmışlar. Evet. Sentetik halı saha hayırlı olsun. 27'si milat olacak. 27 Ocak. Yani 27 Ocak artık herkes gerçeği görecek. Evet. Orada işletmenin sesini duymayacağız. Evet. Hani orada öyle bir keyfiyetler vardı ki yine bizim dilekçelerimiz oradaki vatandaşların dilekçe hakkını kullanarak yollara ve ormanlara dökülen, maden sahasından dökülen toprakları alıttırdık. Evet. O nedenle hani ben son olarak bu evet. olana sağladığınız için umarım bundan sonra daha sık görüşürüz. Kesinlikle onlara da şüpheniz olmasın. Bence bu sohbet yeterli olmadı. Evet, bir konumuz daha var biliyorsunuz. Tamam, tam böyle sıkıştı. Tamam. Şöyle yapalım. Önümüzdeki hafta ben sizi yine Ertuğrul Bey ile tamam, sizi tamam. de konuk olarak almaya çalışacağım. Ve siz farklı üyeleri de böyle konuları gündeme getirelim. Tamam. Biz de takipçisiyiz. Tabii. Dernek olarak çünkü biz her şeyi bilmiyoruz. Uzmanlarımız var. Onlara da soruyoruz. Yani aynen. bazı şeyleri bizden daha iyi anlatacaklardı çünkü. Çok teşekkür ediyorum size. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sevgili Coşkun Özbucak, benim yıllardır tanıdığım çevre konusunda o ve arkadaşlarının çok böyle ordunun doğası, çevresi, tabiatını korumak için mücadele eden
güzel insanlarla dolu. Biz de bundan sonra daha fazla onları ekrana getirmemiz gerektiğini bir kere daha vurgulayalım.